Merhaba, bugün sizlerle birlikte Debbie McComber'ın Bir Yumak Mutluluk kitabı hakkında konuşacağım. Normalde çok meşhur bir yazar olmasına rağmen ben uzun bir süredir ilk defa bu yazarın kitabını okudum ve sanırım Küçük Mucizeler Dükkanı bu serinin ilk kitabı ama ben bununla başladım. Bazı karakterler hakkında çok bir bilgim yoktu ama genel olarak hikayenin gidişatında sizin anlamamanızı sağlayacak bir durum yaratmıyor ikinci kitabını okumak. En azından benim açımdan öyleydi. Temel alacaksak konuyu, Lydia bir İplik vesaire hani örgü malzemeleri satan bir dükkanı işletiyor. Kanseri atlatmış genç bir kızımız ve bir kurs açıyor. Bu kursa Courtney, Bethany ve Eliza adında 3 kişi kayıt oluyor. Yaşları bile birbirine yakın olmayan, birbirlerinden çok alakasız insanlar normalde ve bu şekilde tek bir kursla bu 4 insanı bir şekilde birleştirip hikayelerini birlikte anlatmaya başlıyor. Başta çok sakin, hani çok aşırı bir aksiyonlu vesaire bir şey yaşamıyorsunuz. Zaten kitap temelde Bir Yumak Mutluluk isminden de anlaşılacağı gibi mutluluk vesaire konularını, insanların yaşadığı dertleri, bu 4 kadının yaşadığı hayatlarındaki şeyleri anlatıyor ve birbirlerine o kursla destek olmalarını, nasıl destek olduklarını gösteriyor. Kitapta hepsinin, her karakterin ayrı ayrı bölümleri var ve hepsinin aslında başta böyle hepsinin bölümleri ayrı ayrı gidiyor. Bir işte kursta buluşuyorlar vesaire. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var, geçmişleri var. Bunlar bir kursta buluşup kendi hikayelerini anlatıyorlar. İşte başta izlenimleri birbirlerine karşı çok farklı oluyor ama sonra o şekilde, o tarz insanlar olmadıkları, daha farklı, tanıdıkça daha farklı insanlar olduklarını anlıyorlar ve kitabın sonunda bir olayla bağlıyor kitap. Yani bütün karakterlerin bir iyilikle ne büyük, nasıl güzel şeyler olabileceğini, ufak bir iyilik, insanlara yapılan karşılıksız bir iyiliğin büyüyüp başka iyiliklere dönüşebileceğini çok güzel bir şekilde söylüyor ve anlatıyor yazar. Bu kısmı çok sevmiştim. Ufak bir iyilik nelere sebep olabilir tarzında olan kısmı. Kitabın sonu hani böyle ahım şahım bir şekilde bitmiyor ama sizi mutlu eden bir şekilde bitiyor. Bazı açılardan tam olarak mutlu olamasam da kitap temel açıdan ufak bir mola, hani mutlu olabileceğiniz sevimli bir kitap olarak tanımlayabilirim. Bu şekilde ben de Debbie McComber'ın bu kitabını okuduğum için memnunum ve yazarın anlatım dili vesaire açısından da güzel olduğunu düşünüyorum. Belki ileride başka kitaplarını da okurum. Şu anlık elimde başka Debbie McComber kitabı yok ama bence güzeldi. Okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben ciltlisini aldım. 14.90 almıştım Migros'tan. Etiketi çıkaramadım çünkü öyle bir etiket yapıştırmışlar ki hem çıkartmaya iz bırakıyor ve çirkin bir etiket. Öyle tarz etiketlerden nefret ediyorum. Kabı ve içi birebir aynı, da böyle okudum. Daha rahat olduğunu düşündüğüm için. Bu şekilde onun imzası ve isminin olduğu pembe bir iç kısmı var. Kitabın başlıklarını bu şekilde yapmışlar. Lydia kısmına geldiğinde ipliklerle alakalı ufak bir cümle, başka insanlara ait cümleler var ve bu da hoş bir izlenim olmuş. Ve kitap insana gerçekten örgüyü yapma isteğini, sanki herkes örgü yapıyor ve çok güzel bir şeymiş hissini yaratıyor, insanın örgü yapası geliyor. Güzel bir kitaptı, Mart yayınlarına ait bir kitap. Bu şekilde.